Doğu Türkistan'ın Kaşgar vilayeti Yenihisar ilçesine bağlı Sağan köyünde son 3 ayda en az 4 Uygur'un Çin Komünist Partisi'nin ideolojik eğitim kamplarında öldüğü bildirildi. Çin Ulusal Radyosu'nun haberine göre bu yılın ilk 3 sezonunda Sincan'da, yani Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'da dış ticaret hacmi 100 milyar sınırını aşarak 102 milyar 800 milyon renminbiye yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 kat arttı. Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Doğu Türkistan Enformasyon Merkezi Başkanı Karakaş şöyle konuştu. Çin işgal güçleri Doğu Türkistan'da çift standartlı propaganda yapıyor. Çin bu verilerle Uygurları kandıramıyor. Doğu Türkistan'daki ekonomik büyüme ve dış ticaretteki artış Uygurların zenginleştiği veya refaha kavuştuğu anlamına gelmez. Çin senelerdir bölgeye Han Çinlerini yerleştirme politikasını devam ettirirken, Doğu Türkistan'da ekonomi başta olmak üzere tüm alanlar Han Çinleri tarafından kontrol edilmiş bir duruma geldi. Çin'in Washington Büyükelçisi Chu Tianqai, ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya'ya yapacağı ilk resmi ziyaret öncesinde, Washington yönetimine Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik tartışmalarına taraf olmaması mesajını verdi. Güney Kore ve Çin'den bozulan ilişkileri tamir etme kararı. Güney Kore ve Çin, Seul yönetiminin ülkede ABD'nin bölge yüksek irtifa hava savunma sistemi konuşlandırmasına izin vermesinin ardından bozulan ilişkilerini eski haline döndürme kararı verdi. Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitri Peskov, farklı etnik kökenlere sahip Rusların DNA örneklerinin yurt dışında araştırılmak üzere yabancı ajanlar tarafından toplandığını bildirdi. Yunanistan eski savunma bakanı Çoğokopulos, kara para aklama, rüşvet ve vergi kaçırma suçlarından 19 yıl hapis cezasına mahkum oldu.